Yahudiler ve Hristiyanların iş birliktelikleri. Bu konuda neler söyleriz? Son olarak tabii süremiz de azaldı. Şimdi bu Birleşmiş Milletler'de konuşturuldu dedik ya, Netanyahu bu soytarılık, bu kepazelik neden yapıldı dedik. Adamı Amerika'da da konuşturdular. Bu pek Evet. fazla dile getirilmiyor. Bunu da hani bugün biz burada söyledik ama bu pek fazla dile getirilmiyor. Bunu da bir söyleyelim. Orada da bir soytarılık oldu. Orada da adamı alkışladılar, kendini alkışlattı. Yani körler sağırlar, birbirine ağırlar. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Altının ısrarla çizilmesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri olmasa İsrail bugünkü yaptıklarının hiçbirini yapamaz. Sadece bir demir kubbesiyle övünüp duruyor ama o demir kubbenin füzelerini, roketlerini nereden alıyor acaba? Onu üretebilmek için gereken parayı kimden alıyor acaba? Bir de şunu da söyleyeyim, bu da çözüldü zaten, bilinen bir şey. Bu demir kubbesi de füze sayısı, atılan roket sayısı belli bir sayıyı aştıktan sonra şaşırmaya başlıyor. Evet. Hani o manada da demir kubbelerinin de hani fiyakası çizildi. Ondan da bir bahsetmiş olayım. Ve yine Birleşmiş Milletler'den de konuşurken, Birleşmiş Milletler neden bu işlerde başarılı olamıyor diye konuşuyoruz programın başından beri. Ben Birleşmiş Milletler'in kaosları, bunalımları çözsün diye, kaoslarda ve bunalımlarda ara bulucu olsun diye kurulduğunu inanmıyorum. Bunun için değil, İngiltere, Fransa, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri gibi devletler dünyada işlerini yaparken seyretsin diye, bir şeyler yapıyormuş gibi gözüksün diye ve onlara vakit kazandırmak için kurulduğuna inanıyorum. Bunu da yüksek perdeden söyleyeyim. Ve yine bu şununla da alakalı bir şey söylemek istiyorum. Nasrallah'ın öldürülmesiyle alakalı olarak da ben yaşanan her şeyin, 7 Ekim'den bu tarafa yaşanan her şeyin bir senaryo olduğuna ve adamların ellerinde bir senaryo bulunduğuna ve bu senaryoyu da adım 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 uyguladıklarına inanıyorum. Mesela bu telsizlerin ve bu çağrı cihazlarının patlaması meselesi var ya, hatta bu da basında çok konuşuldu. Bu vefat eden İran Cumhurbaşkanı'nı da, helikopterini de bu şekilde evet, düşürüldüğü konuşuluyor. Bu da basına yansıdı. Hatta onun da yanında o çağrı cihazından varmış. Ve bu evet, takip ettiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla bu o kadar enteresan bir olay ki bunu tek seferlik yapabilirsiniz. Yani bu çok önceden tezgahlanmış, bunlar üretilmiş, bütün mekanizma kurulmuş, her şey yerine yerleştirilmiş ve tek seferlik olarak zamanı bile belirli bir şekilde yapılmış. Yani bu adamlar dün akşam bir şeye karar verip de yarın bir şey yapmıyorlar. Dolayısıyla tabii, bu telsizlerin ve cihazların, çağrı cihazlarının patlaması meselesi de bunu gösteriyor. Ve yine bunların uzaktan patlatılması da tabii ki yine basında çok konuşuldu. Bunun da altını çizmekte yarar var. Bu da teknolojinin geldiği noktayı gösteriyor. Yapay zekanın geldiği noktayı gösteriyor. Bilimin geldiği noktayı gösteriyor. Hatta The Economist dergisinin de, onlar biliyorsunuz çok iyi senaryo yazarlar. Yazdıkları senaryoyu da bir yıl öncesinden, iki yıl öncesinden, 3-5 ay öncesinden yazarlar. Ve o senaryoyu da olunca da biz şaşırırız. Halbuki o dergiyi çıkartanlar zaten dünyanın başına çorap örenler. Dolayısıyla onlar da bu uzaktan müdahalelerle alakalı bir kapak da yaptılar. Biliyorsunuz bir tabanca var derginin kapağında ve üstünde evet, de o sinyaller var malum. Dolayısıyla yaşadıklarımızın hepsinin bir senaryo olduğunu düşünüyorum ve masum insanlığın kenetlenmesinden başka yapacak bir şeyi olmadığını da düşünüyorum. Aklı selimimizi de kaybetmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu da şu, bu adamlar bu saldırıları yaparken zannetmeyin ki sadece emellerine ulaşmak için yapıyorlar. Hayır, sadece emellerine ulaşmak için yapmıyorlar. Tabii ki onun için de yapıyorlar ama zaten bizleri, yani kendilerinden başka olan herkesi kendi ifadeleriyle böcek ve çöp olarak gördükleri için korkutma ve sindirme politikası olarak da yapıyorlar. Evet.